Merhabalar arkadaşlar. 5. testle karşınızdayım. Yine özel üçgenlere devam ediyoruz. İlk sorumuza bakalım. İlk soruda şu tabanların eşit olduğunu görüyorum. Üst açıların eşit olduğunu görüyorum. Bu ikizkenar üçgen özelliğinden kaynaklanıyor. Hemen dikliğimizi atıyoruz. Bu taban açıları eşit diyoruz ve hatta şu AE uzunluğunun da 13 olduğunu bile söylüyoruz. 5, 12, 13 özel üçgenini hatırlıyorsunuzdur. Eğer hatırlamıyorsanız 5'in karesi A'nın karesi eşittir 13'ün karesinden Pisagor yaparak bu A'nın yani AD uzunluğunun 12 olduğunu söylüyoruz. Buraya 12 olduğunu söyledikten sonra şurayı görmem gerekiyor. Burası da 12. Bana sorulan DF. Tamam. Şurayı bulalım önce. Burası 12, 12, 12 kök 2 oluyor. 45, 45, 90 özel üçgeninden. Ve bilmemiz gereken bir bilgi daha. Bu tabanlar birbirlerine eşitse şurası 90 olduğunda muhteşem üçlü oluyorlardı. Ve burası 6 kök 2, 6 kök 2 ve 6 kök 2'ye yani cevabımız da C şıkkına eşit oluyor. Evet, buraya geldik. 6 kök 3, 2 kök 3. Eşkenar üçgen hemen bilgiyle başlıyorum. Burası 60, burası 60, şurasının 60. Dolayısıyla burasının 30 olduğunu söylüyoruz. Şöyle bir daha net olsun. Burada 30. Şimdi 60'ın karşısı 2 kök 3 ise bu aşağının 2 olduğunu, o zaman şurasının da 4 olduğunu söyleyebilirim. Burası 30'du ya, o zaman şunun karşısının da 30 derece olduğunu söyleyebiliyorum. Buradan faydalanacağız. Şimdi 12 dedi, eşkenar üçgen dedi. O zaman buraya 10 kalır ve şu uzunluğa da 8 kalır. Çünkü 4 de burada var. Buraya kadar geldik. Şimdi x'e ulaşmam gerekiyor. X'e ulaşmanın yolu birkaç tane. Bir tanesi kosinüs teoremi. Yani x'in karesi eşittir 6 kök 3'ün karesi 8'in karesi eksi 2 çarpı 6 kök 3 çarpı 8 çarpı kosinüs 30'dan bulabilirsiniz. Ben oradan bulmayacağım. Şu 30 60 90 üçgenini kullanacağım. Şuradan bir dikme inerek. Şimdi burası 8 olduğuna göre 90'ın karşısı 30'un karşısının 4 olduğunu söyleyebilirim. Şurası da 60 oluyor haliyle. 60'ın karşısı da şuraya kadar olan kısımda 4 kök 3 olur. Buranın tamamına 6 kök 3 verdiğine göre şu yukarı tarafında 2 kök 3 kaldığını söyleyebilirim. Ve son olarak burada bir Pisagor yaparsam yani x'in karesi eşittir 2 kök 3'ün karesi artı 4'ün karesi dersem burası 12, burası 16, 28 olacaktır. Kaçın karesi 28 bilmiyorum. Her iki tarafın kökünü aldım. Bu da 2 kök 7 olarak dışarıya çıktı. O da C şıkkına cevap olarak işaretlendi. Şimdi bir başka sorumuz. Soruyu önce bir okuyalım. İkizkenar üçgen biçimindeki bir karton. Evet, ikizkenar AD boyunca kesiliyormuş. İki ayrı parça halinde dönüşüyormuş. Şimdi ben hemen ikizkenar üçgen özelliğinde şunu dikme indirirdim. Sonra aşağı iki eş parçaya ayırırdı. Tamamı 32 olduğuna göre o zaman iki eş parçaya ayıracağına göre 32 ikiye bölerim. Burası 16. Bu tarafın da 16 olması gerekiyor. O zaman şu tarafı 11 olduğuna göre buraya kalır 5. Şimdi burada da diklik var. Ve şuranın tamam 16, şuraya dikliğe kaç kalır onu bulmam gerekiyor. 16, 20 üçgeni ama kaçtı? Bu 3, 4, 5 aklıma geliyor. Bunların dörder katı olduğunu görüyorum. Şurasının 12 olması gerektiğini anlıyorum. Ve 5, 12, 13 üçgeninden şu kestiğimiz uzunluğun 13 olduğunu hatırlıyorum. Özel üçgenlerden 5, 12, 13'ü kullandık. Şimdi kesilen yer 13'müş arkadaşlar. Burası da 13.
Bu taraf 11'di, bu taraf 21. Buralar zaten 20 idi. Şimdi bunları birleştiriyor. Şimdi AB, A üssü B uzunluğumuzun 20 olduğunu söyledik şuraya kadar. A üssü D uzunluğumuzun 13 olduğunu bulduk. AC uzunluğumuzu buradan 20 bulmuştuk. DC uzunluğunun 21 ve son olarak şu arayı güzel bir şekilde bulmam lazım. Burası da bizim AD dediğimiz 13'e eşit. 13'e eşit ama DD arası kaç onu bulmamız lazım. DD arası bilmiyoruz. Buranın tamamı 13. Şura AD arasına bakıyorum. AD arası kaç arkadaşlar? Şurada bulmuştuk. Burası AD arası dediğimiz. Burası 5. Şu uzunluk 5 ise, şurası 5 ise benden istenen nedir bakıyorum, şeklin çevresiymiş. Şeklin çevresi deyince benim yapmam gereken işlem, yo, bura 5 olmayabilir, bir saniye. Ezberden gitmeyelim. Buraya bilmiyoruz. Bura A 13. Şu ikisi 13 olacak. Şurası 11'di, şuraya kadar olan kısım. Buraya 2 kalıyor arkadaşlar. 2, 5 değilmiş. Şimdi çevreyi topluyorum. Şu 11, 13, 20 idi ya, oradan yazdım bu 11'i. Buranın tamamı 13 olması gerekiyor. Buraya 2 dedim. Şimdi çevreyi topluyorum. 13, 2, 20, 21. Son olarak buradaki 20'yi toplarsam aradaki 11'i almıyorum. Çevreyi bulmuş olurum. 15, 35, 56 ve 76 sonucuna ulaşırım. E'yi işaretlerim ve sonraki soruma geçerim. Evet, şimdi bu soruya geldiğimizde ilk görmemiz gereken özel üçgenler var. Bakın 8, 15, 17, muhteşem üçlü durumu. Burası tamamı 17 olduğuna göre o zaman burası onun yarısı, 17 bölü 2'dir diyebilirim. Aynı şey 5, 12, 13 özel üçgenimiz vardı, bunu hatırladım. Bunlar yine muhteşem üçlüden dolayı burasının 13 bölü 2 olduğunu yine söyleyebiliyorum. Bana sorulan DKDL diyor. DK burayı buldum. DL'yi de buldum. Bu ikisinin toplamıymış meğer. 13 bölü 2 ile 17 bölü 2'nin toplamı 30 bölü 2 eder. O da 15 olur. A'yı işaretleriz. Diğer soruya geçeriz. Şimdi bu soruya baktığımızda aklımıza gelebilecek olan yöntem çok fazla. Ama çoğunlukla tavsiyem bu tür sorularda böyle birbirlerine paralelliğini veriyorsa paralel kenar oluşturmak veya dikdörtgen oluşturmak önemli çözüm yöntemlerinden. Şurayı bakın şöyle çiziyorum ki şuradaki açıyla buradaki açı bütünler açı olsunlar. Dolayısıyla burası 120, şu araya kalıyor 30. Şimdi buradan şu karşı kenarın da 12 olduğunu ve bu karşı kenara bakarak buranın da 6 olduğunu görebiliyorum. Şuranın tamamı 12 ise buraya kaldı 6. Ve buradan sonra şurasının 120, burasının 60. Dolayısıyla şurasının yine 120, şurasının 30 olduğunu bulduk. 6-6'dan zaten o 30'u yine söyleyebiliyorduk. Şimdi 120-30-30 üçgenin özelliği, burası 6 ise burası kök 3 katı oluyordu. 120-30-30 üçgeninin özelliği. Öyleyse cevabımız C. Geldik bu soruya. Bu soruya bakınca ilk olarak 6-8-3-4-5'in 2 katı, bunu yazmak lazım. 13 2 kök 3'ü gördüm. Şuradan bir birleşme yapalım. Ve burada şu uzunluğu, yani A'yı bulalım. A'nın karesi 13'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesine eşit. Burası 169. Burası 12. Burası 181 oldu. Karesi 181 olan sayı her iki tarafın kök alanında ancak bulunur. Ve bu tarafa geldiğimizde bir Pisagor da buradan yapıyorum. X'in karesi ile 10'un karesi A'nın karesine
eşit olacak. A'nın karesini 181 olarak bulmuştuk. Burası 100 x kare. Şimdi x kareyi yalnız bırakıyorum. 100'ü karşıya atınca kaldı 81. Kaçın karesi 81? Tabii ki 9'un dedim ve C'yi buldum. Evet, bir başka sorumuz. Burayı gördüğümde isteyen dışarı taraftan dikdörtgen oluştursun, oradan çözsün. Ben daha çok içten çözmeyi seviyorum. İç tarafta bir dikdörtgen ve bir dik üçgen oluşturmak yine işimizi rahatlatır. Burası 1,2, tam karşı kenara eşit. Buranın tamamı 3 olduğuna göre 3'ten 1,2 çıkarırsak 1,8 olur. Şimdi ben şurayı bulmaya çalışıyorum. Orayı bulursam zaten sorulanı bulmuş olacağım. Burada A'nın karesi artı 1,8'in karesi eşittir 3'ün karesi diye bulabilirim. Biraz sayılar sıkıntılı burada virgüllü olduğu için. Ama soruları çözerken aklıma özel üçgenler de gelmeli. Bazen pratik yoldan bulunabilir. A, 1,8 ve 3. İlk aklımıza gelen özel üçgenimiz 3, 4, 5. 5'in bakın 6 katı 30 buradan olmadı. Demek ki bu değilmiş. Başka ne olabilir diye düşünüyorum. Bu sıralamamız yanlış olabilir belki. Şu 1,8 belki A'dan daha küçüktür. Yine 3, 4, 5 oluyor sanki. Bu 6 katı, bunun 6 katı oluyormuş. O zaman 4'ün 6 katı, yani aslında 6 katı diyorum ama 0,6 katı. 4'ü 0,6 ile çarpacak olursam da A'yı bulmuş olurum. O da 2,4'tür diyoruz. Yani öyleyse cevabımız 2,4, yani Bursa olacaktır.